Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize diyeceğim, bizim evimiz değil. Biz yine bugün temizlikteyiz sevgili izleyicilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin cümlemizden herkese. Biz bugün yine temizlik işindeyiz. Şöyle görüyorsunuz cevizleri. Maşallah maşallah. Her tarafı ceviz. Biz bugün yukarı katta, ikinci kattayız. Dün aşağıyı temizlemiştik. Bura değildi tabii ki. Dünkü temizlediğimiz yer başkaydı. Burası da ablamızın evi, Hatice ablamın evi burası. Bugün de burayı temizliyor. Ne oldu? Camdan şit bacı onu. Eslem bir akıllı hortum yetişmiyor teyze diyor. Ben de diyorum ki yakından edelim diyorum. O da pencereden bir set nasıl olur diyor. Vallahi maşallah acayip zeki. Şöyle Songül bacım bu odayı aldı. Rabiş bacım yine mutfağa geçti. Ben de arka tarafta büyük salon var, oraya geçeceğim şimdi. Çıkmıyorum. Bazı süpürgelerin çıkmaz bacım. Benimki de çıkmaz orası. Şu üstüne bas da çıkar şurayı. Çek şöyle. Elimde kaldı bacım. Rabiş'in terliklerinde tek ayağında var, tek ayağında yok. Çektim çektim tek ayakkabısını. Temizlik bezlerimizi neydi, şu poşetine doldurduk, geldik buraya. Bu arada ev herhalde su almış yine üstlerinden, altlarından. Bizim geldiğimiz herhalde su alıyor bacım, niye böyle oluyor? Vallahi bizim şansımıza herhalde o da. Şöyle eşyalarını da günledin diye söylemiş ablam. Biz de her şeylerini dışarıya çıkardık. Şöyle yorganlarını, battaniyelerini, yastıklarını. Şöyle küçük yorganlarını, masasını, sandalyesini. Önce buraları yıkadık. Burası güvercinlik olmuş inanın. Öyle güvercin pisliği vardı burada. Güvercinler buralara yuva yapmış herhalde. Şöyle hala Eslem güvercin şeysi yıkıyor. Tersi pisliği. Buralar şöyle çıkmalı olduğundan. Bak şöyle yukarıda da var da. Şu şeylerin üstü hep güvercin boku. Eslem oralara da fışkırt çiçeğim. Üstüne fışkırtma. Islatma üstünü bir tanem ha. Eslem'imiz de bizim yar yardımcımız. Ha orayı da yıkada. Kalksın oralara ne nasıl konmuşlar. Elini sürme, elini sürme. Daha kalkmaz Eslem o. Biraz yumuşasın. Ne? Ha videosunu çekiyorum ben zaten. Oradan da bakabilir. Hey canım. Yine de şey dersen at yani yorganlarını ne çıkardık diye. Zaten söylemiş ya. Yorganlarını çıkardı. Nasıl bir şey var be hele maşallah maşallah. Ceviz he. Üçer ikişer. Hatice ablam giz giderse acak yer cevizlerinden. Nasıl güzelmiş lan o yorganları. Ama çok güzel. Yüzlerine nasıl yemiş yumuşacık çabuk. Bizimkiler yakıyor. Tamam, içi de aynıymış. Çabuk mu? Çabuk yüz almamız lazım bacım. Elyaf yorganlar var. Onların içine koy koy girsek. Elyaf da var. Battaniyenin içine de yapınca iyi oluyor bu çabutları. Hiç yakmıyor o zaman battaniye. Çabut oluyor ha yüzü. Paranın perdecide vardı. Pek pahalı istiyordu. Pek, çok pahalı istiyor. Bir yorgan yüzüne 600 milyon istiyor. 600 TL. Yo bacım dökük dökük. Yıkamışlar orayı. Aşağı indirmişler. Garajın önüne süpürülmüş herhalde. Temizlemişler mi? Orası Şeyh'in evi herhalde. Nerman ablanın ne evi? Hep boş mu buralar? Boş kız. Hep Almanca evleri boş. Her yerde de kamera var bu arada. Kameralı evler hep. Şurada görüntüsü. Şeysi çok güzel, muhteşem. Şurada artık ayağımızdan girmeyecek bir zahmet. Şöyle makinalarını perdeye attık. Perdelerini makineye attık. Tam tersini söyledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralar su aldığı için şöyle yuvarlar hafif hafif patlamış, patlama yapmış. Şöyle şuramızda mutfak. Rabiş bacıma verdik yine mutfağı bugün. Allah'tan bugün mutfak büyük değil. Dünkü mutfak bura gibi iki gelirdi.
Şöyle bir tarafı, öbür tarafı daha uzundu. Büyüydü. Aynen, o çok büyüydü. Burası normal iyiymiş, kibar. He, şu dolapları boşalttık, şu taraflar kalmış. Şu, şu iki yan kenarlar. He, makinede bittikten sonra bir daha. Onlar da hep makineye düzülür bacım. Bir şey yok burada. Sen dolapları silen kadar makine boşalır. He. Dolabını sile dur sen. Ben de şöyle eve gireceğim Hümcü. Buranın da perdelerini söktük hep. Camlarını açtık. Ceyran yaptığı için camlar örtülüyor. Şöyle ben de buranın camlarını sileceğim. 3, 4, 5 tane cam var burada. Şöyle bir balkonumuz da burada var. Bunun önüne ne koysak, şu yastığı koyalım. Havalı havalı. Temizleyelim ondan sonra buraları. Buralarda şöyle çok toz dolmuş gördüğünüz gibi. Her taraf toz zaten. Temiz olsa biz niye gelip temizleyelim? Her tarafta toz oluyor vallahi. Şöyle. Onlar öbür tarafta kaldı. Ben bu taraftayım. Şöyle kayısılarında israflarını görüyorsunuz. Bu sene kayısı herkesin çok olduğu için kimse hiçbir şey istemiyor. Herkesin evinde var, bahçesinde, bağısında kayısı böyle israf oluyor. Esleme diyorum, doldur gel tabağa da yiyelim diyorum ama aşağıdakiler şimdi karıncalandı. Şu yukarıdakilerden getirelim de yiyelim bari. Şimdi ben de süpürgenin işi bitsin Songül bacımdan. Getirin burayı bir süpüreceğim tertemiz. Ondan sonra camlarımı sileceğim. İç dış hep silinecek camlarımız. Perdelerimiz yıkanacak. Hala devam ediyor yıkama işleri. Tekrardan videomuzun devamında görüşmek dileğiyle. Bir kapatayım. Ondan sonra tekrardan merhaba sevgili takipçilerimiz, hoş geldiniz tekrar. Bu ikinci girişimiz oldu. Şöyle bayağı temizliğimizi toparladık sevgili takipçilerim. Bir şurası kaldı, temizlenecek şöyle. Çöplerimiz, möplerimiz hep attık ama yine de şöyle yatak odasını, şu eşyaları falan günlendirdik. Aynalarını, dolaplarını, şeylerini sildik. Kar dolaplarının içini düzenledik. Şurayı, üstlerinin tozunu aldık her zamanki gibi. Yine tertemiz oldu vallahi. Perdelerini yıkadık, makineye attık, tekrardan taktık yaşıyla kurusun diye. Hani dip bucak temizlik yaptığımız zaman böyle oluyor. Komedinlerimizin içine dışına her taraflarını sildim, temizledik. Ondan sonra aha Rabiş bacım tatile gidiyor. Ne öyleyim, çalıştım yoruldum. Gayet tatile. Evet, tatile hak ettin bacım. Nereye gidiyorsun, Antalya'ya mı, Bodrum'a mı? Bilmiyorum ya, seçim yap bacım aralarında. Ben de şöyle kuru çörek yiyorum. Vallahi bir acıktık, kahvaltıyla duruyor. Buranın sahibi olmadığı için ekmek yemek getiren olmadı. Şöyle. Kendimize getiremedik. Getirdik ama getiremedik işte. Mahalle niye getirdik? Burada haşlayalım, yiyelim diye. Ama evde yağma hiçbir şey yok o yüzden. Şöyle televizyonu tertemiz sildim. Tek sehpanın üstündeydi. Öbür sehpalarla birlikte üst üstüne koydum. Buraların tozunu aldım. Perdeleri yıkadık. Songül bacım taktı bunları. Şu karşı tarafı ben taktım. Bu tarafı Songül taktı. Çekyatların içlerini, arhalarını, dışlarını güzelce temizledik. Şöyle mobilyalarımızın. Balkonlarımızı zaten yıkadık. Burada masa sandalye vardı. Onları balkona kaldırdım. Çünkü Hacı ablamın misafirleri gelecekmiş. Misafirlerine iyi otursunlar inşallah. Allah'a mağazladığına oturmayı nasip etsin. Kirletmeyi nasip etsin. Şöyle bir buramız kaldı söylediğim gibi. Estem şu oranın kapısında bir ört fıstığın. Toz olmasın. He, ört oramızda. Bezleri de bilmiyorum ki bacım, yine de doldur bağlı bir şeyin içine. Songül bacım da şu orada hala temizlik yapıyor. Buraların son rötuşlarını yapıyor. He he, o çöp poşeti. Şöyle şurayı da. Ah nasıl güzel kokmuş ya. Mis gibi kokuyor. Havluyu makineye atalım bacım. Ama makinede he. Makinenin içine at, sen geldik. Azabana gelecek ya çaplama, çalıştırsın. Şöyle misler gibi mutfağımızı, dolabımızı sildiler, ittiler tertemiz. Rabişinden son emoş yaptı burayı da. Perdelerini tekrardan yıkadık, taktık.
Ondan sonra şu örtülerini yıkadık, taktık. Buraları sildik derken alt tabanlarını sildik. Fırınlarını, dolaplarını, çekmecelerini, makineye attık, cığını, bulaşıklarını, bardaklarını öyle yıkadık. Vallahi çok derin temizlik yapıyor sevgili izleyicilerimiz. Çöreğimden de ısır ısır veriyorum. İki de bir de ama boğazımdan geçmiyor. Boğazımda kalıyor. Kuru çörek. Özlem de bizim sağ kolumuz. Her zamanki gibi. Şuralarımızı ne yıkadık tertemiz. Buz gibi su olsa. Ten rengi nasıl duruyor? Yok güzelsin. Ten rengi nasıl duruyor? Hafif. Hafifsin yani. Şöyle şuralarımızı ne temizlediler. Biz yukarıları temizledik. Songül bacım da buraları temizledi. Aşağıları el birliğiyle bitirdik bu inşaatı. Ay inşaat değil, ev. İnşaat demiştim. Şu merdivende komşuların, komşular bir de Allah razı olsun Selma abla şuradan. Bir mesela perdeleri daha mı yiyecektik? Evde merdiven yok. Aradık aradık bulamadık. Hey, Hacıplay haber et bağırmaya bacı o. Malzemelerini serdiğimizi daha yeni serdik. Çünkü işte bitince alıp dağamadık da. Yastık yüzlerini, çarşaflarını çıkardım. Yatağının örtüsünü çıkardım. Attım onları hep serdim geri. Şu camlar iyi olmuş bak silinince. Nasıl parlattım gıcır gıcır. Ha, güzel olmuş eline sağlık. Biz getirdik siz götüreceksiniz kadına. Nereye? Nereye? Ben de öyle dedim ya abi şey bir de orada su tutsaydık hani diye. Orayı demedin ki sen şu orayı. Yok orayı demedim orayı dedim bacım ayağımızın altı ya. He kız şu tarafa da tut bacım bak iki taraflı da hep. Güvercinler buraları çok kirletmiş çok pasak etmiş hep vallaha. Sen emanete bir gel bacım. Kayısıların şöyle israflığına bakar mısınız? Tabanda kurumuş hep dökülenler. Ne toplayan olmuş, ne isteyen olmuş. Allah'a. Yo yo. Sizi çekmiyor memoş. Şöyle evleri çok güzel açıklamış. İki katlı. Taban katı boş duruyor. Şuralarda yıkayıyorlar hortumuna. Ya moş güvencillerin şeysi gitsin kızım. Oraya iyi tut aşkım o yanına. Ha? Ha? Gitsin ha tabana doğru. Çünkü çok berbat etmişler. Aşağı yukarı tamamen aynı model. İçinin döşemesi de aynı bayağı ama alt taraflar boş duruyor. Kayısı dalı tamamen dökmüş kendini. Emoşum oraya doğru git emoşum şu saatin üstüne doğru ha. Bir de şu garajın önünü yaptı değil mi o? Garajın önünü de yapsın. Şimdi oradan geçer onlar biliyor musun? Garajın önünü ha? Ha aşağı indir kızım. Tertemiz olsun. Oh mis gibi ya. Vallahi temizlik gibisi var mı? Oh oh emosum oh. Ellerine sağlık. O taşları gidettir şöyle aşağıya doğru. Kazılmış betonları. Bize doğru da geldi. Kız yapma. Evet canlar. Ondan mı gideceğim? Ama onun şarjı var mı? Var ben doldurdum. Hadi bakalım. Evet sevgili takipçilerim. Ben bugün temizlikten geldim. Bacılarımla beraber. Vallahi açlıktan ölecektik. Şöyle yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Yazık onlar hemen gittiler. Çünkü geç kaldılar evlerine de. Rabiş bacımın elinde kimsesi yok ama Songül bacımın eşi var. Çocukları vardı. İki kızları evdeydi. O yüzden bulaşağı mulaşağı demeyin ben makineye düzerim dedim. Onları bıraktırdım buraya yazık çaylarını içtiler birer ikişer bardak. Cansız gittiler evlerine yoruldular. Oradan gelime gelim hemen bir sucuklu mahanla pişirdik. Karpuz doğradık. Yanına soğan kestik. Onlarla yedik içtik. Onlar gittiler yazık evlerine. Ben de şimdi kanımı alıp geleceğim. Telefon açmış anne gel beni götür diye. Şimdi Gülağaç'a gidecek Yüksel'le birlikte. Esmer bombam burada benim. Bir tanem. Kaan dayısını almaya gideceğiz. İbo babamız çalışıyormuş. Siz gidin demiş Yüksel'ime.
Yüksüşüm üstüne bir şey alalım mı kuzum? Ah şu kapşonunu al yine de. Üşün sen. Al bebeğim. Dayın kapşonu. Uzun geliyor ben. Olsun uzun gelsin çiçeğim. Giysem bunu. Yaradım. Kulpunu mu? İçine mi çıkardın? İçini dışına çıkartmışsın. Dayı kolsuz giyiniyormuş demek. Evet. Burası? Orası dışında herhalde Yüksel. Burası. Bu lamba niye yanmıyor? Hah yandı. Hemen dışında. Şöyle tutun bakalım bir de telefon giderim mi olsun. Giy. Evet. Şöyle. Anne. Motorun anahtarı neredeki anneannem? Yok aşkım sen geceyle nasıl süreceksin oralar? Yani asfalt. Sabahına da sürme bebeğim. Motorun anahtarı üstünde mi ki Yüksel? Aynen üstünde. Ne mi? Bakın. Hmm, tamam. Çalıştırıyor. Yok yok çalıştırma kuzum dur düşen neydin? Sürmem. Aman kuzum dur kurban oğlum. Kapımızı kapatalım. Aman kapıda bizi uğraştırıyor. Anneannem. Nereye vardı kuzum? Hey annem. Hey çiçeğim. Kurban olurum ben seni yaradana. Akıllı Yükselim benim. Hey. Cümleten hayırlı sabahlar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Şöyle. Kedilerin rahatlığına bakar mısınız? Yatın yatın kalkmayın yatın. Kaan'ın kapşonunun üstüne yatmışlar. Biz dün temizliği bitirdik. Bu dünkü videonun devamı. Çok kısa olduğu için uzun olsun biraz diye atmak istemedim. Çünkü çok kısaydı. Şöyle Kaan'la eşim yağmurlamaları toplayıyorlar içinden. Bugün yoncayı biçtirecekler. Bu eşek arılar var burada kocaman kocaman. Şöyle gördüğünüz gibi oradalar. Boruları hep kenara alıyorlar. Yoncamız artık biçimlik oldu. Yoncayı biçtirdikten sonra bir de döndürüyorlar. Ertesi zamanda hemen balyası yapılıyor. Ve satıyor bunu da. Telefonum asla sabitlemiyor. Şöyle bakar mısınız nasıl titriyor. Halbuki inanın iki elimle bir tutuyorum telefonumu da asla titremesin diye ama yine de titriyor böyle. Telefonum iyi olmadığı için titriyor sıracalı. Şöyle bitirdiler. Bir üst başı kaldı herhalde. Kenara çektiler ağaçların dibine. Çünkü söylediğim gibi yonca biçildikten sonra tekrar içine döşeyip sulağı yok. Yoncası da yine de büyüyor öyle. Şöyle Kaan'ın babası büyük büyük sarıdaşlardan bulup geldiler dışarıdan. Bizim söğütlerimizin altında taşlar vardı. Onlardan getirmişler büyüklerden. Şöyle ülkün taşı diyorlar. Onu yapacaklar. Kapı kenarlarına bu sarı taşları koyuyorlar. Yoruldunuz mu? Kaan'ın evde su vardı. Yükselden istesin camdan. Balkondan iste de getirsin oğlum. Sufranın başında vardı. Dur öyle bir çekim. Şöyle. İbrahim Usta bayağı bitirmek üzere. Az kaldı. Çoğu mu bitti, azı mı bitti hocam buranın? Ne oldu? He? Çoğu mu bitti, azı mı bitti? Buna bitti sayılır ya. Ey! Ha, Yüksel Önünür. Yani tamamladım, buna bitiyor işte. Şura ne mi? Yani inşallah Allah'tan mani olmazsa ölmezsek. Bitireceğim. Tamam lan. İnşallah. Üstü de pirket olacak değil mi? Bak sen taşları. He. Buraları hazırladı. Gece saat 1:30'a kadar bu taşları hazırladı böyle. Karanlıkta nasıl gözün gördü bilmiyorum. Ya. Vallahi hep emek.
O kadar çok emek veriyor ki. Orada da mı var? Hep hazırladım. Bakayım. Bak şimdi alıp alıp koyacağım. Taş olmadı mı olmuyor. Olmaz. Bu taşları hep kırmış evet. Gece. Vallahi ben dün temizlikten gelince o kadar yorulmuştum ki yemeği yedik, çay da içtik. Bacılarımla. Bulaşıkları da makineye doldurdum. Ondan sonra yattım. Nasıl uyumuşsun? Hiçbir şeyden haberim yok. Daha bir de şu an temelini soktum bak. He. Bu da bir buçuğa kadar, gece bir buçuğa kadar çalışmış. Ondan sonra gelmiş yatmış. Sabahın anda 8'de geri beraber kalktık, kahvaltımızı yaptık. Burada eskiden duvar vardı. Şimdi bu duvarları hem söküyor, hem taşlarını kullanıyor, hem de burayı topallıyor. Şarjım da yüksel bitirmiş yine bak. Yüksüşüm de bu arada burada duruyor. Bunları kim ayarladın? 3-5 gün kalsın bakalım burada. Olmazsa çalışamam Yasemin. Biliyor muyum bu? Önümüzdeki haftada Yusuf'um gelecek, o yatacak. Nasıl seviniyor anneannemin yanında kalacağım diye. Seviniyor mu? He, haftaya gelecek de Yüksel gelmeyecek mi anneanne diyor. Ben de Yüksel de gelecek oğlum sen gelincik diyorum. İbo şu oran yine otlandı bahçem. Bana otun temizlediydin. Ama yolma orayı biliyor musun? Tavuklar yayılsınlar. Tamam. Yazık yeşillik arıyor hayvanlar. Bitmez bizim bahçenin otu. He ot ilacı da sıktık, sürdürdük. Yo. Babam temizledi. Korgiye koy oğlum suyu. Ha. Ağaçların altına koy ver. Toprağın da gitmez. Kolay şişir mi de? Süpürgenin içine koydum. Buraya getir, kolay şişir. Tamam. Annemi böyle bardaktan getirmeseydin o nazik ya çabuk kırılıyor onlar. He. Olsun ne şişmem. Hep bana ondan getir kaya. Kırmadım. Ha iyi. Yo dönüverdi mi kırılıyor ağız tarafı ince uzun olduğundan. Şu ağaçlarımız da buradan çıkacak. Bunlar ahırın içinde kalıyor. Ceviz dallarımız bunlar 4 tane. Bir tane de şu köşede var şöyle gördüğünüz gibi küçücük. Bunlar da aslında karşıdaki dallarından diktik ama bu üçü büyümedi. Daha hatta şurada bir daha vardı orta yerde. O da kurudu. Bu arada eşimin ayağında da bir şey çıkmış. İyi. Küçük serçe parmağında. Yürüyemiyor, üstüne basamıyor. Öyle topallıyor. Topal topal da iş görüyor. Hiç boş duramıyor. Ne kan? Kime önleyim? Şeye. Bas şey demiyormuş dedi.